Bu sabah sağlık devam ediyor sevgili izleyenler. Ben ekranı başına yeni geçmiş olan izleyicilerimiz için hatırlatmak istiyorum. Bebek sahibi olamayan ailelere hangi yöntemlerle çocuk sahibi olmaları sağlanıyor? İlk bölümümüzde aşılama tedavisinden bahsettik. İkinci bölümümüzde de tüp bebekten bahsedeceğiz sevgili izleyenler. Bu konuda bilgilerini bizlerle paylaşan çok değerli doktorumuz, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Tevfik Güvenal bizlerle birlikte çok değerli bilinmeyen bilgileri bizlerle paylaşıyor. Tüp bebek tedavisini konuşmak istiyoruz. Aşılamayı konuştuk hocam. Tüp bebek tedavisi nedir? Nasıl yapılır? Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet. Kimlere yapılır? Buyurun evet, hocam. İlk bölümde aşılamaları konuştuk. Aşılamalarda 3-4 kez aşılama yaptınız çeşitli nedenlerle. Başarılı olamadıysa bu hastaları artık bir tüp bebeğe yönlendirmek gerekiyor. Tüp bebeğin asıl gerekli olduğu yerler tüp problemleri, tüp hasarları. Ya bu tüpleri bağlanmış olabilir ya da tüpleri geçirmiş ameliyatlar ya da enfeksiyonlar nedeniyle tıkalı olabilir. Çift taraflı. Bu hastalar için ideal bir yöntem. Diğer en önemli ve eskiden hiçbir şansı olmayan grup erkek, şiddetli erkek infertilitesi dediğimiz grup. Bundan eskiden hiçbir şansı olmayan bu grup hastalarda son derece başarılı sonuçlar alınmaya başlandı. Burada erkeğin tek spermi bile olsa gebelik şansı söz konusu olabiliyor. Bu çok önemli bir nokta. Diğer nedenler işte daha önce de konuştuk ilk bölümde. İşte uterüsü olmayan hastalarda, bu tabii yurt dışında olmayan taşıyıcı anneyle bunlar gebelik sahibi olabilirler. Onun dışında şiddetli endometriyoz dediğimiz hastalarda, yine açıklanamayan bazı infertilite gruplarında bunlar tüp bebeği gidebilir. Bir de çok yaşı ilerlemiş hastalarda, çok bekleme şansı söz konusu olmayan hastalarda da tüp bebek yöntemi bir seçenek olarak karşımıza çıkabilir. Onun dışında tüp bebek hastalarında genetik bazı hastalıklarda tekrarlayan düşükleri olan bazı bayanlarda bu düşüklerin nedeni eğer bebekte olan bir kromozomal ya da genetik bir hastalıksa bu sağlıklı embriyoların dış ortamda seçilerek anneye nakledilmesi şeklinde de bu tüp bebek uygulamaları söz konusu olabilir. Ya da ailede hasta bir çocuk vardır, genetik hastalığı olan, ona benzer bir yapıda olan bir kardeşe ihtiyaç vardır. İşte kemik iliğini veya organını kullanabileceğiniz bir kardeş gerekiyordur. Bunun için de tüp bebek gerekli. Veya bazı ailelerde erkek çocuklar ya da kız çocuklar sürekli hasta oluyordur ya da yaşamıyordur. Bu ailelerde de tüp bebek bir seçenek olarak, yani embriyonun cinsiyetini seçebilirsiniz. Yani sürekli bir ailede erkek çocuklar hasta oluyorsa işte o ailede embriyoların dişi mi erkek mi olduğunu seçerek tabii cinsiyet tayini yapabilirsiniz. Tabii onlar yapılabilir. Yani embriyoda resimleri göstereceğim ben size. Embriyodan bir parça alarak bu bebekte genetik hastalıkların olup olmadığını ve bebeğin cinsiyetini, embriyonun cinsiyetinin ne olduğunu rahatlıkla saptayabilirsiniz. Evet. Onu nakledebilirsiniz. Hı hı. İsterseniz şimdi tüp bebek uygulaması nasıl oluyor? Evet. Şimdi aynen aşılamada olduğu gibi adetin ikinci ya da üçüncü günü biz ilaç tedavilerine başlıyoruz. Hı hı. Burada amaç yine yumurtalıkları kontrollü bir şekilde büyüterek fazla sayıda yumurta hücresi elde etmek. Fazla sayıda. Ne kadar çok yumurta hücremiz olursa, tabii bunları yaparken de aşırı uyarılmaya yol açmadan yapmak gerekir. Kabaca bir tüp bebeğin nasıl olduğunu bu şema üzerinde görelim. Evet. İşte yumurtalıklara ilaç verilerek uyarılıyor yumurtalıklar ve fazla sayıda yumurta hücresi oluşturuluyor. Bu yumurta hücreleri biraz sonraki resimde de göstereceğim gibi hayır, onu sonra geçelim isterseniz. Evet, bu bakın, yumurtalar aşırı uyarıldıktan sonra ultrason eşliğinde anestezi altında yumurtalıklara görerek ultrasonla yumurtalıkların içine iğneyle giriliyor.
Bu siyah dediğim foliküllerin, içinde sıvı olan foliküllerin içine iğneyle girilerek bu foliküllerdeki sıvı çekiliyor. Evet. Ultrason eşliğinde bir aleti tüpün içine çekiliyor bu sıvı. Bu sıvının içine de yumurta hücresi ne bekliyoruz? Yumurtalıkları nereden giriliyor hocam? Vajinadan. Vajinadan. Böyle aşılamada yapıldığı gibi tabii, bir kateterle herhalde. Hayır öyle değil. Değil. Hayır öyle değil. Biz rahmin içine girmiyoruz. Şimdi vajinadan yumurtalıklara ulaşmaya çalışıyoruz. Ultrason probuyla, ultrason probunun kenarına tutturulmuş bir iğneyle, uzun bir iğnelerle yumurtalığı ultrasonda görüyoruz ve iğnenin ucunu da ultrasonda görüyoruz. Yumurtanın içine girerek o foliküllere tek tek o siyah yapıların içine girilerek oradan folikül aspire ediliyor. O aspire edilen sıvın içinde de yumurta hücreleri oluyor. Şimdi o aspire ediliyor, o aspire edilen sıvı o tüpün içine çekiliyor. Bu hemen embriyoloğa veriliyor. Embriyolog bunu boşaltıyor. Mikroskop altında yumurta hücresi olup olmadığına bakıyor. Bu ameliyathane ortamında mı? Ameliyathane gibi anestezi, bir ortamda. Evet, hasta anestezi alıyor. Yoksa ağrı duyar. Bazen bazı kliniklerde anestezisi de yapılıyor. Bazı ağrı kesici ilaçlar kullanılarak hastaya, ama genellikle anestezi altında daha konforlu oluyor. Bu yumurtaların içine girilerek iğneyle yumurta hücreleri toplanıyor. İşte ne kadar çok folikül varsa o kadar çok da yumurta hücresi elde edilebilir. Tabii bu hastanın yaşına bağlı olarak değişir. Yani işte 25 yaşındaki bir hastadan mesela 20 tane, 30 tane yumurta hücresi elde edilebilir. Ama 40 yaşındaki bir hastadan 2 tane, 3 tane elde edilebilir. Çok nadir olarak bazen boş çıkabilir foliküller. Öyle mi? Tabii bazen boş çıkabilir. İşte bu yumurta hücreleri alınıyor. Önceki resme geçebilir miyiz? Bir öncekine. İlk baştaki resme. Evet. Şimdi bu alınan yumurta hücreleri böyle bakın bir petri kutusu, petri tabağı diyoruz. O tabağın içinde yumurta hücreleri oluyor. Özel solüsyonların içinde. Ya bunları spermleri de bu solüsyonun içine bırakıyorsunuz. O anda erkekten aldığınız spermleri bırakabilirsiniz. Bunların kendi kendine döllemesini, yumurta hücresini bekleyebilirsiniz. Ya da son yıllarda en sık yapılan mikro enjeksiyon yöntemiyle mikroskop altında döllenmeyi siz gerçekleştirebilirsiniz. Yani yumurta hücresinin içine spermi siz bırakabilirsiniz. Bunu bırakabilirsiniz. Ondan sonra yine bu özel solüsyonların içinde vücut ısısına göre ayarlanmış dolap gibi ortamlarda, dolaplarda bekletilir bunlar. Ve ertesi gün bakılır ki döllenme olup olmadığına bakılır. Döllenme olduktan sonra bölünecek mi diye bunlar bakılır. Bu 2-3 günlük sürede zaten embriyolar oluşur, takip edilir. 3. günde ya da bazen 5. günde bu alınan embriyolar yine bir kateter içine çekilerek bu solüsyonun içinden, bu tabağın içinden çekilir ve rahmin içine bu embriyolar bırakılır. Embriyo transferi yapılır. Rahmin içine bırakılması işlemi nasıl hocam? Aynen aşılamada olduğu gibi. Bir kateter aracılığıyla orada spermleri bırakıyorduk. Burada şimdi da embriyoları bırakırız. Ve rahim duvarına yapışması mı? Yapışması bekleniyor. Evet. 2 haftalık bir sürede yapışması bekleniyor. İsterseniz resimler üzerinden gidelim. Evet. Bunda da başarı oranını söyleyecek olursak hocam. Başarı oranına geçmeden isterseniz bir resimler üzerinden gidebilir miyiz? Tamam, öyle yapalım. Burada kimlere yapıldığını tekrar bir hatırlayalım en çok. Evet, benim fotoğrafımı kaldırırsanız. Bakın, infertilite burada en çok işte erkek faktörü olduğunu görüyoruz. Bakın %32 oranında erkek faktörü nedeniyle tüp bebek uygulamasının yapıldığını görüyoruz. Ondan sonra çeşitli faktörler, hem erkeğe ait hem kadına ait faktörler, işte tüpe ait nedenler, açıklanamayan infertilite gibi nedenlerle biz bunu uygulamaları yapıyoruz. %23 oranında çeşitli multiple faktörler söz konusu. Evet, bir sonraki
resme geçelim. Sonrakine bunu konuşmuştuk. Evet. Mikro enjeksiyon dediğimiz yöntemde bu mikroskop yöntem. Evet, mikroskop altında yumurta hücresini bir tarafından tutuyorsunuz kaşmasın diye. Mesela solda tutulmuş kaşmasın diye mikroskop altında. Böyle ince bir cam pipetlerin içine spermler çekilmiş. Çekiliyor, embriyolog çekiyor. Ve bunu bakın yumurtanın zarından o zarı delerek, bunun ucu sivriltilmiş. Delerek o delecek onu. Bakın çadırlaşmış öyle. Deldikten sonra spermi onun içine itecek. İğneyi çekecek. Çekecek ve sonra bunlar beklenecek. Beklenecek. Ertesi gün döllenme olup olmadığına bakılacak. Tabii hepsi döllenmeyebilir bazen. Döllenme olduktan sonra işte ikinci gün, üçüncü gün aşağıda gördüğümüz embriyolar böyle hücreli işte 8 hücreli, 12 hücreli embriyolar. Bakın kaliteli bir şekilde top şeklinde embriyolar var. Peki hocam bu yukarıda gördüğümüz tek bir yumurta hücresine değil değil mi? Birkaç yumurta hücresine de uygulanabiliyor tabii, mu aynı anda? Tabii çıkan bütün yumurtalara. Bütün yumurtalara. Bütün yumurtaları sağlıklı gördüğümüz bütün yumurtalara uygulanır. Uygulanıyor. Ne kadar çok yumurta varsa o kadar başarı oranı da artıyor diyebilir miyiz? Tabii. Kaliteli yumurta da. Kaliteli yumurta. Tabii çok yumurta hücresi oluşturabilmek için hastaya çok ilaç kullanmak durumundasınız. Yüksek doz. Ama bu sefer de aşırı uyarılma riski var. İşte o dengeyi çok iyi sağlamak lazım. O da takipler sırasında buna karar veriyorsunuz. İşte iğneyi yapıyorsunuz. İşte tedaviye başlıyorsunuz. 3 gün sonra ultrasonla hormon değerleriyle bakıyorsunuz. Gidişat nasıl? Yani aşırı uyarılmaya mı gidecek? İyi mi gidiyor? Ya da az mı cevap veriyor? O zaman iğne dozunu, ilaç dozunu mu artırıyorsunuz? Bütün bunları takipler sırasında karar veriyorsunuz. Bu da aşılamada olduğu gibi 10-15 günlük bir süreci şey yapıyor. Ve çatlama iğnesi denilen iğneyi yaptıktan 35. 36. saatte bu toplama işlemi yapılıyor. İğneden 35. Çünkü ona göre ayarlıyorsunuz. İğnenin yapılma saatinde ona göre ayarlıyorsunuz. Yani çatlama süresi mi? Tabii o saatte yumurtalıkların o sürede toplanınca başarı şansının daha iyi olduğu tespit edilmiş olduğu için 35. 36. saatlerde bunlar toplanıyor. Yumurta çatlamadan alınıyor değil mi hocam? Tabii tabii. Çatlama iğnesi ve bu çatlama iğnesi bir de olgunlaştırma amacı da var. Tabii bu HCG'nin. Çünkü eğer siz bir de kişinin kendi hormon değerlerini önceden hormon değerlerinin etki etmesini önlüyorsunuz çeşitli ilaçlarla. Yani vücutta da hormonlar artıyor. Kendi çatlatma hormonu seviyesi de artabilir vücutta. O zaman o işleri karıştırır. Onu engellemeye çalışıyoruz biz verdiğimiz ilaçlarla. Dışarıdan biz bu sistemi yönetiyoruz. Evet, dengeli bir şekilde. Evet, dengeli bir şekilde yönetiyoruz. Tüm çıkan yumurta hücreleri bu mikro enjeksiyon işlemine tabi tutuluyor ve hep bekleniyor. Ne kadar çok embriyosu varsa bu embriyoların bir kısmı dondurulacak çünkü. Sonrasında dondurulacak. Tabii sonrasında dondurulacak bunlar. Peki hangileri, kaç tanesi transfer ediliyor hocam? Ha, ona gelelim. Şimdi eskiden tabii hastanın yıllardır çocuk özlemi var. İşte bazı merkezler 3 tane embriyo transfer ederdi, 4 tane embriyo transfer ederdi. Hani biri tutmazsa biri tutsun diye. İşte bir de hepsi tutardı. İşte o zaman iş karışırdı. Şimdi bu tüp bebek uygulaması işte 30 yıldır tüp bebek dünyada uygulanıyor. Tüp bebek uygulaması sonrası görüldü ki erken doğumlar ve çoğul gebelikler çok oldu. Tamam gebelik oluşuyor güzel bir şey ama tabii bizim buradaki amacımız, nihai amacımız nedir? Sağlıklı bebekler elde etmek. Böyle 300'ler 400'ler olmaya başladı. Bunlar işte kimi zaman 5. ayda düştü. Ailede çok yaşandı. Tabii. Büyük bir travma yaşandı. Ya da 28. 7 aylık doğdu bu bebekler. 6 aylık doğdu. Aylarca küvezlerde kaldılar. Bu bebeklerde bazen görme bozuklukları oldu. İşte çeşitli ameliyatlar geçirmek zorunda kaldılar. Aile için çok külfetli olmaya başladı. Hem devlet için külfetli olmaya başladı. O zaman mesela Sağlık Bakanlığı da Türkiye'de, bu bazı İskandinav ülkelerinde çok önceden yapılıyordu. Sağlık Bakanlığı da şimdi
çok embriyo transferini yasakladı. Doğru bir karar değil mi hocam? Doğru bir karar. Tek embriyo transferine başlandı. Şimdi eğer hasta genç bir hastaysa, yeterli sayıda embriyosu da varsa buna tek embriyo transferi. Bakın burada embriyo transferi böyle sormuştunuz siz. Evet. Embriyolar burada rahmin içine bırakılıyor. Kateter aracılığıyla. Şimdi tek embriyo transferine geçildi ama önceden başarısız olmuş. Ya da yaşı ileri hastalarda iki tane ya da üç tane transfer söz konusu. Diğer kalan sağlıklı embriyolar donduruluyor. Bunlar da daha sonra tekrar bebek istendiğinde bunlar çözdürülüyor. Normal olanlar, bazen bu kayıp da olabilir çözdürme sırasında. Normal olanlar bu sefer diğer işlemlere gerek kalmadan ağızdan verdiğimiz bazı haplarla rahmi biz hazırlıyoruz. Hazırladıktan sonra bu çözdürülen embriyolar tekrar rahmin içine bırakılabiliyor. Daha sonra bebek sahibi olmak istediğinde veya diğerlerinde başarısız olduğunda yine bunlar kullanılabiliyor değil mi hocam? Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Onlar kullanılabilir. Evet, bu işlemde yapıldıktan sonra, transfer edildikten sonra ne kadar süre geçmesi gerekiyor? Yine tabii bu %100 başarı sağlamıyor bu işlem yapıldıktan sonra değil mi hocam? Başarı burada oranlarını sormuştunuz isterseniz. Tabii şimdi bu başarı faktörleri, en önemli şey anne yaşı. Onu grafikten de göreceğiz. Anne yaşı önemli bir faktör. Evet. İnfertilitenin diğer nedenleri önemli bir faktör. Bakın benim resmimi kaldırırsanız burada görebileceğiz. Burada İngilizce yazıyor. Ben bunu hani akşam son şeyler nasıl, bu Amerika'daki tüp bebek merkezlerin oranı. Bakın canlı doğum yapma oranlarını veriyoruz. O kırmızıyla işaretlenmiş. Hı hı. 35 yaş altında %42. Yine de %42 oran. %100 değil. 35-37 yaş arasında %31 civarında. 38-42 arasında %21 oranında. 41-42'de %12. 42 yaş üzerinde %4. %4 oranında. Bu ne kadarlık? Çok sayıda şey var. Yaklaşık bu 155 bin, bakın üstte yazıyor. Total 154, pardon. Evet, 155 bin. 155 bin siklus, uygulama. 155 bin uygulamadaki oranlar bunlar. 2011 oranları, Amerika'daki tüp bebek merkezlerin oranları. Yani hastalara şunu söylemek lazım. Tüp bebekle çok beklentileri oluyor hastaların. Evet. Çok beklentileri oluyor. Ama başarı oranları böyle. %100 değil. Evet. Onun için bir tüp bebeği kaç kez deneyelim sorusu gündeme gelebilir. Bizim genel olarak 5-6 kez deneyebilirsiniz diyoruz. Çünkü tüp bebek merkezlerinin bazıları 3 kez falan diyor. 5-6 kez denenebilir. Yani ben öyle hastalar biliyorum ki 10. denemesinde gebelik elde edenler söz konusu. Ama tabii bu yıpratıcı bir işlem. Ama yine böyle sabırlı. Tabii sabırlı aileler. Şimdi burada devletin yardımı söz konusu tüp bebek tedavisinde. Bu yardım içinde bir sınırlama getirmiş devlet, bizim bakanlığımız. 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olanlara destek oluyor. Bu desteği de iki uygulama için yapıyor. Sadece iki uygulama için yapıyor. İkinin üzerindekileri yapmıyor. Dolayısıyla bunun çok fazla sayıda tekrarlamanın maddi ve manevi külfeti söz konusu. Eğer aileler bunlara sabırlıysa, maddi gücü de varsa bunları deneyebilirler. Ama her deneme dediğim gibi bir şey. Burada diğer bir nokta, bu verilen ilaçların bir zararı var mı? Evet, İşte overe, yumurtalığa iğnelerle giriyoruz. Bunların zararı var mı? 30 yıldır uygulama söz konusu tüp bebekte bu ilaçlar kullanılıyor. Bazı kötü huylu olmayan over tümörlerini bu ilaçların biraz artırdığı söyleniyor. Bu hastaların ileriki yıllarda bu açıdan da takip edilmesi gerekebilir. Bazı kaynaklar herhangi bir artış olmadığını
söylüyorlar. Bu konu çok netlik olmamakla birlikte bu hastaların dikkat etmesi gerekiyor. Yani bu hastalar belki ilerleyen yaşlarda bu tümörlere yakalanma riski söz konusu olabilir. Onun dışında bebeklerde bir sıkıntı olur mu? Evet. Diğer önemli bir noktalardan. Bu gerçekten merak edilen de bir çünkü konu. Çünkü siz yumurtanın içine spermi enjekte ediyorsunuz. Bir kere normal popülasyonda %3 ila 5 anomali görülüyor. Yani normal yollarla gebelik oluşmuş bireylerde %3 ila 5 oranında bir bebekte anomali oranı görülebiliyor. Şimdi tüp bebekte henüz yeterli veriler yok. Özellikle mikro enjeksiyon yani yöntemlerinde yumurtalığın etrafına spermi bırakma işlemi var. Buna in vitro fertilizasyon diyoruz. Bir de mikro enjeksiyon var. Yani mikroskop altında. Mikroskop altında evet spermin enjekte edilmesi olayı. Bu mikro enjeksiyon son yıllarda daha sık kullanılmaya başlandı. Bununla ilgili şu anki veriler anomali oranını artırmadığı yönünde veriler olmakla birlikte bazı çalışmalarda arttığını da söyleyenler var. İşte otizmin arttığını hani söyleyenler var. Bazı genetik hastalıkların arttığını söyleyenler var. Yalnız burada erkek faktörü de sık yapılıyor bu işlem. Mesela erkekte hiç sperm yok, testisinden sperm alıyor. Erkekte olan genetik bozukluğun, babada olan genetik bozukluğun erkek çocuğa geçme riski söz konusu olabiliyor bazen. Onun için babadaki genetik bozukluğun bu hastalarda önceden belirlenmesi önemli. Belirlenmesi gerekiyor ki bebeğe böyle bir bozukluk geçecek mi diye. Onu da belirlemek de gerekiyor. Onun dışında tabii diğer şeyler normal popülasyonda olduğu gibi. Yani ileri yaşta bir gebelik söz konusuysa işte Down sendromu riski diğer yöntemlerde olduğundan fazla değil. Değil. Peki hocam bu embriyolar, spermler seçildiğinde en sağlıklıları işte DNA'sına bakılıyor sen dersen. Embriyoların. Evet. Embriyoların. Bakıldığında aslında sağlıklı değil mi? Daha sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Sperm mi embriyo mu? Embriyonun. Embriyoların. Yani orada bir resim vardı. Evet transfer edilen bir resim vardı. O mikro enjeksiyonun altında. Buna preimplantasyon genetik tanı diyoruz. Bir o resmi alabilir miyiz tekrar? Önceki resim. Bir önceki. Evet. Bakın burada embriyodan bir tane koparılıyor top parçası. İşte bu embriyonun genetik yapısı burada bakılıyor. Bir de tabii genetik dediğimiz binlerce gen var. Binlerce gen var. Yüz binlerce gen var. Hangi hastalığı aradığınıza bağlı. Mesela çok toplumda sık görülen bazı genetik problemleri arayabilirsiniz. Veya ailede bilinen bir genetik hastalık vardır. Onun olup olmadığını arayabilirsiniz. Veya cinsiyet tayini yapabilirsiniz. Biraz önce söylemiştim. Kız çocukları hasta oluyor. İşte erkek embriyoları transfer edeceksiniz. Şimdi buradan bir parça koparılmasının şu anki bilgilerimize göre bir embriyoya zarar vermediğini görüyoruz. Hatta tekrarlayan genetik nedenlere bağlı düşükleri olanlarda da bunu uyguluyoruz. Normal çıkmışsa genetik yapısı bu embriyoyu transfer ediyoruz. Bu embriyoyu transfer ediyoruz. O zaman sağlıklı bir gebeliğe de sahip olabiliyor aile. Evet. Veya ailede işte genetik bir hastalık var. Kardeşe uyumlu bir embriyo mu bu? Yani hasta bir çocuk var ailede. O çocuğun da bir organ transplantasyonuna veya kemik iliği nakline ihtiyacı var. Kardeş yine yapılıyor bakılır. Bunun için. Evet. Veya genetik bir hastalığın tedavisi için bir kardeşin kendisine en yakın bir dokuya ihtiyaç var. Hücreye ihtiyaç var. Onun seçimi için de bu yapılabiliyor. Transfer etmeden önce bu embriyoyu buradan bir parça koparıyorsunuz. Bunu genetik olarak inceliyorsunuz. Diğer parçaların diğer organlarımızı, bizim organlarımızı geliştirme potansiyeli var. Buna totipotent diyoruz. Bunlar bu gördüğümüz yapıların eksikliği, diğer şeyin eksikliği hissedilmiyor orada. Evet.
tamamen bir yeni bir bireyi geliştirebiliyor o hücrelerde. Evet. Peki hocam kız veya erkek çocuğuna nasıl anlaşılıyor kız mı erkek mi olduğu? Kromozomlar çok basit bir şekilde. Kromozomlar normalde tabii bizde 23 çift kromozom vardır. 22 otozomal kromozom dediğimiz, bir tane de cinsiyet kromozomu dediğimiz kromozom vardır. Dişide XX, iki tane X kromozomu vardır. Erkekte XY kromozomu vardır. Şimdi bir spermde her zaman X kromozomu vardır. Bir tane X kromozomu vardır. Spermde ise yumurta hücresinde X kromozomu vardır. Yanlış söyledim herhalde. X, evet. Yumurta hücresinde sadece X kromozomu vardır. Çünkü XX kromozom. Orada Y kromozomu yok. Y kromozomu erkekte olan bir kromozomdur. Spermlerin bazıları X kromozomu taşır. Bazıları Y kromozomu taşır. Şimdi bir yumurta hücresine Y kromozomu taşıyan bir sperm döllerse o erkek olur. XY olur. X kromozomu taşıyan bir sperm döllerse XX olur, dişi olur o embriyo. Bu kromozomları saymak çok kolaydır. O blastomer, kopartılan blastomerden onun X kromozomuna mı sahip olduğu, Y kromozomuna mı sahip olduğu saptanır. XY evet. midir, XX midir? Böyle bu saptanabilir. Şekilde, evet. Burada aklıma gelmişken, hani havayı değiştirmek için farklı bir şey söyleyeyim. Eskiden biliyorsunuz, belki hala vardır, İşte ailenin hiç kız çocuğu olmaz. Evet. Burada maalesef kadını suçlarlar. İşte erkek çocuk doğuramadı diye. Bazı kültürlerde. Evet, evet. Halbuki tamamen bu erkeğe bağlı bir nedendir. Erkeğe evet. bağlı nedendir. Çünkü Y kromozomuyla döllenirse erkek olur. X kromozomuyla döllenirse. Burada kadının yapabileceği, hiçbir şey yok. Tamamen erkeğe tabii, bağlı ama tabii. halen bunların devam ettiğine inanıyorum ben. Hatta boşanmalara kadar gidilip işte hep kız çocuğu oluyor, erkek çocuğu isteme düşüncesiyle boşanmalara kadar gidip parti. Bence onu bahane olarak kullanıyorum. Belki olabilir belki hocam. Evet bahane. Olabilir. Evet hocam, tüp bebek sürecini de bizimle paylaşırsınız. Yani tüp bebek tedavisine başlandığında bitimine kadar ne kadar bir süre gerekiyor? Bunu da bizlerle paylaşırsanız. Evet, işte ilaç süreci maksimum 15-16 güne kadar devam ediyor. Bazen ortalama 10 gün diyelim. Ondan sonra 3 gün sonra veya 5 gün sonra transfer ediliyor embriyo. Transfer edildikten sonra da bir 2 hafta bekliyoruz. 2 hafta bekliyoruz. Bu arada hasta tabii o bazı hormonlar yine ekliyoruz. Orada bebeği hani daha sağlıklı atmasın vücut diye. Tutunabilsin diye. Bir 2 haftada öyle bir süreç geçiyor. Yaklaşık 1 aylık bir sürede bu iş olup olmayacağı belli oluyor. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta gerçekten çok güzel bilgileri bizlerle paylaştınız. İnanıyorum ki birçok izleyicimizin de ilgisini çekmiştir. Özellikle bebek sahibi olmak isteyen, özlemini duyan aileler için mutlaka faydalı olmuşuzdur. Çok teşekkür ediyoruz efendim bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Evet sevgili izleyenler, bu sabah sağlığın sonuna geldik. Bugün çok değerli doktorumuz, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Tevfik Güvenal bizlerle birlikteydi. Aşılama ve tüp bebek tedavisi hakkında bilgilerini bizlerle paylaştı. Yarın sabah saat 8.30'da bu sabahta buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.